takımdan gidecekleri hesaba kattığımızda ve gelen artık kapa bildirilen oyuncularla birlikte Trabzonspor geçen sezonki başarısını devam ettirebilecek nitelikte bir takımı tekrardan kurabilecek mi? Bence kurabilir. Gidecek oyuncular muhtemelen Uğurcan başta olmak üzere Abdülkadir gibi yeri neredeyse doldurulması imkansız oyuncular gibi görünüyor. Ama futbol ne yazık ki böyle bir oyun ve bu dönüşümü sağlayabildiğiniz ölçüde sizin büyüklüğünüzden ve büyük hedeflerinizden söz edilebilir. Yani korku, evet, keşke onlar kaybedilmese, fakat aynı zamanda bu seviyeye çıkmış ve artık Trabzonspor'u gittikleri ülkelerde temsil edecek oyuncuların ayrılığı korkulan bir şey değil, yerine çareler üretilmesi gereken bir durum. Bu artık bir gerçek. Abdülkadir gitmek istiyor ve bunu hak ediyor. Uğurcan keza aynı şekilde. Muhtemelen Bakasetas belki de. Trabzonspor'un dönüşümünün sırrı sattığı oyuncuların yerine sistemine uygun oyuncular transfer ederek bunu kalıcı hale getirmesiydi 3 sezonda. Yani Sörloth gittikten sonra bir Afobe geldi, denedik, olmadı. Ama işte Uğurcan'ı sattık ya da Abdülkadir'i sattık, yerine oyuncu koyamayacağız korkusuyla hiçbir takım yol alamaz. Her takım bunu kendi yıldızlarına uyarlayabilir. Nitekim Andreas Cornelius geldi ve Trabzonspor onun liderliğinde, onun katkısıyla yeni bir seviyeye atladı. Demek ki her oyuncu futbolun doğası gereği takıma fayda sağlayarak ayrılabilir. Önemli olan onun yerine gelecek oyuncuları yanlış yapılacağınızı bile bile bu yanlış ihtimali en aza indirerek aramaya ve sisteme uygun oyuncular bulmaya devam etmekte saklı. Dolayısıyla evet, Abdülkadir'in, Uğurcan'ın, belki Bakasetas'ın ilk bakışta yerlerinin doldurulması zor görünüyor ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir Trabzonspor'un, şampiyonluk hedefini sürdürecek bir Trabzonspor'un aynı zamanda maddi olarak da dönüşümünü devam ettirmesi gerekiyor. Bu oyunculardan kazanacağı maddi gelir aynı zamanda Trabzonspor'un bu oyuncuları yetiştirip satan veya parlatıp satan takım olarak yapacağı sükse, hem bundan sonraki maddi anlamda kasasına koyacağı parayla gider gelir dengesini artıya çekeceğini hesaba katmamız gerekiyor. Hem de oyuncuları etkilerken kendi CV'sini, işte bakın ben Trabzonspor olarak bu oyuncuları ürettim, sattım ve bunları aldım, tekrar parlattım, sattım noktasında hem genç oyuncuları Eren gibi hem de yabancı oyuncuları etkileme noktasında bir artı olacağını düşünüyorum bunu. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Trabzonspor'un bu sezon adından çok fazla söz ettiğimiz bir oyuncusu vardı ki Vakayeme. Vakayeme saha içerisinde çok başarılı performans sergiledi ve adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Ama uzun bir süreç geçti ve hala bir sonuca varılamadı. Masaya defalarca oturuldu ve bir türlü aslında iki tarafın da beklentisi ortak noktada buluşamadı ve bir sözleşme haberi alamadık. Ki Trabzonspor'un bitirdiği zaman hemen açıklayacağını da öğrenmiş olduk bugün 4 transferi aynı anda duyarak. Demek ki Envakayeme'de hala sıkıntılar devam ediyor. Şu anda hala durumu belli değil. Siz neler söylersiniz? Vakayeme'nin Trabzonspor'da geleceği devam eder mi, yoksa artık hani alabileceği verimi aldı ve bu kadar mı? Yani bir kere alacağı verimi kesinlikle aldı. Ama bu kadar mı? Uygun maliyetle Vakayeme'de daha fazlası var. Ama uygun maliyetle. Yani bence kendisi de kariyerinin en verimli dönemlerini geçirdi. En güzel dönemlerini geçirdi. Aynı zamanda en maddi olarak da karlı dönemlerini geçirdi Trabzonspor'da. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz durumda yaşanan anlaşmazlıklar ne performans temelli ne saygısızlık, yani karşılıklı bir iletişimsizlik temelli. Burada tamamen ortada duran problem maddiyat. Dolayısıyla burada bence söz söyleme hakkına sahip asli kurum Trabzonspor. Oyuncu tabii ki kendini düşünecek. Ama Trabzonspor'da kendi maddi çıkarlarını düşünmek zorunda. Vakayeme'nin Türkiye Ligi'ndeki performansını hesapladığınızda evet, yeri dolması çok zor bir oyuncu. Ama yani Sörloth'un da yeri doldu. Dolmak zorundaydı ve doldu. Onur Kıvrak gitti, yeri dolmaz deniyordu. Uğurcan gibi bir efsane geldi. Bana göre efsane. Kesinlikle. Yeri doldurulmaz. Evet, yeri doldurulması zor. Ama yerini dolduracak bir oyuncu bulana kadar. Bu oyuncu belki Trezeguet olacak. Belki olmayacak. Bilemiyoruz ama maddi şartlar görünen o ki Trabzonspor'u alternatif aramaya itiyor ve Vakayeme olacak diye vakit kaybetmek yerine en doğru alternatiflere en hızlı şekilde ulaşmak, bunu operasyona dökmek çok önemliydi. Bence Trabzonspor taraftarlarının da
En azından benim gündemimi meşgul eden şey alınan oyuncuların takıma uyum süreleri, göstereceği performanslar. Vakayeme kalmalı mı? Uygun şartlara keşke kalsaydı. Ama gidecekse de artık onunla ilgili söyleyeceğim tek şey ona düzenlenecek güzel bir veda töreni olur. Neticede bu takım Yattara'yı kaybetti. Yattara'nın da Trabzonsporlar için ne manaya geldiği takımı yakından takip eden herkes hatırlayacaktır. Ama benim aklıma onun o Trabzonspor'daki muhteşem kariyerinden en çok aklıma kazınan gidiş anındaki yalnızlığıydı. Yunus Emre Sel vardı yanında yalnızca uçağa giderken. O yüzden Vakayeme kalmayacaksa bile ona güzel bir veda partisi, güzel bir veda hazırlanabilir. Kalmalı mı? Tekrar ediyorum. Maddi imkanlar el veriyorsa, Trabzonspor kulübünün imkanları zorlanmıyorsa, Vakayeme de bundan memnun oluyorsa kalsın. Ama harici bir durumda her iki taraf da yoluna devam etmeli ki Trabzonspor yoluna devam eden taraf mecburi şekilde. Kesinlikle zaten Vakayeme'nin alternatif olarak da Trezeguet düşünülüyor. Şu anda Trezeguet'i alabilmek için de tabii ki elden çıkarmak gerekiyor bazı futbolcuları da. Bu noktada takımdan ayrılacak aslında oyuncular da var tahmin ediyoruz bir şekilde ama sizin düşündüğünüz başka isimler de var mı? Yani muhtemelen Trossard, Koita bu isimlerden bazıları olacak. Puhat zaten gitti, kiralıktı. Teklifler olabilir mi? Trabzonspor'un kadrosundaki bazı oyunculara sürpriz teklifler gelebilir. Yani Bakasetas'ın yine ayrılacağı konuşuluyor, iyi bir teklifle. Onun yerine de oyuncu bakılıyor diye biliyorum. Trabzonspor'un çok değerli bir kadrosu var, çok değerli bir oyuncu grubu var. Dolayısıyla gelebilecek teklifler beni şaşırtmaz. Yani şaşırtan ne olur? İşte Uğurcan, Abdülkadir ve kısmen de Bakasetas haricinde yapılacak bir satış. Bu da ancak ve ancak Trabzonspor'un şartları, istediği şartlar sağlandığında gerçekleşecek bir durum olacaktır. Ama Abdullah Avcı'nın da burada karar noktasında müdahil olacağını düşünürsek o üç satış haricinde belki kulübün bırakmak istediği oyuncularla işte Koita, Trondsen gibi oyuncularla ve benzeri performans noktasında istediğini alamadığı oyuncularla veda kaçınılmaz olacaktır. Bize Flavio ve Diabate de sanırım kalmayacak takımda. Evet, Flavio ve Diabate ile de yollar ayrılacak. Gibi gözüküyor. Peki izleyicilerimiz de merak ettiği soruları bizden yan taraftan iletebilirler. Bir de şunu sormak istiyorum. Trabzonspor'un gündemine Barišić de geldi. Gündemde hala yer alıyor. Trabzonspor'un girişimde bulunduğu yönünde iddialar var. Siz neler söylersiniz? Sizce Trabzonspor'a faydalı olabilecek bir oyuncu mu veya gelmesi ihtimal dahilinde mi? Yani Barišić benim çok takip ettiğim bir oyuncu değil. En son 2017 yılında izlemiştim. Hırvatistan'daydı o zaman. Şu anki performansıyla ilgili bir şey söyleyemem. Ama Eren'in alınması o bölgeye alınacak oyuncuyu maliyet noktasında biraz daha düşürdü diye tahmin ediyorum. Yani Barišić'in bir bonservisi var. 2,5 milyon, 3 milyon euro civarında. Eren'e yapılan yatırım sonrası Trabzonspor muhtemelen daha uygun maliyetli, yaşı önemli değil ama daha uygun maliyetli, muhtemelen tecrübeli bir oyuncuya yönelecektir diye tahmin ediyorum. Barišić bu noktada bence tamamen tahmini konuşuyorum, herhangi bir bilgim yok. Muhtemelen liste dışı kalmıştır Eren'in transferi sonrası maliyeti düşünüldüğünde. Kesinlikle çünkü yani en az giden oyuncular kadar gelen oyuncuların da maliyeti çok etkiliyor takımı. Gidenler evet belki biraz kazandırıyor ama gelen oyuncular da maliyetli oyuncular. Çünkü Trabzonspor'un artık gidenin yerini daha iyisiyle doldurması gerekiyor. Hem ligdeki başarısını devam ettirmek hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde orada da kendisini gösterebilmek için. Bir Yani izleyicimizin Dansville, Sørloth tipi oyuncuları düşünelim. Mesela bu oyuncular kariyerleri düşüşte oyunculardı. Hani ilk bakışta çok daha iyi oyuncular gibi görünmüyorlardı ama burada kendilerini yeniden buldular. Trabzonspor'un böyle bir kimliği de var. Yani belki Trabzonspor geçen sezon çok fazla maça çıkmamış. Tecrübeli bir yaşta ve oyunculara da yönelecektir. Bu şu demek değil. Yani Trabzonspor daha iyi görünmeyen oyuncu da alabilir mevcut kadrosuna kıyasla ama yetiştirici ve yeniden dönüştürücü kimliği hesaba katıldığında
sabretmek gerekir diye düşünüyorum bu noktada. Yani Trabzonspor belki Barış hiç değil ama daha az tanınan bir oyuncuya yönelecektir. Geçen sezon çok fazla maç oynamamış bir oyuncu grubuna yönelecektir belki. Ama öyle bir takım ki son 3 seneye baktığınızda o dönüştürücü kimliğiyle yeni yıldızlar çıkartabilecek, futbol piyasasından adı silinmek üzere olan belki isimleri yeniden piyasaya çıkartabilecek bir takım Trabzonspor. Böyle oyuncular da bekleyebiliriz. Bir de bir izleyicimiz Artem Doğubik'in tamamen rafa mı kaldırıldı şeklinde bir sorusu da var. Onu da iletmiş olalım. Yani o konularda adres ne yazık ki keşke ben olsam ama şu an Yunus burada olsa da keşke o cevaplasa. Benim herhangi bir bilgim yok. Bu yani arada Doğubik kaliteli bir oyuncu. Maliyet uygunsa Koyta'nın da gönderildiğini düşünürsek listede olan oyunculardan biri diye tahmin ediyorum. Ama bu bir tahmin. Evet, zaten bugün Yunus Emre Selin de yayın olacak kanalımızda. O yüzden oradan da diğer sorularınızı da iletebilirsiniz. İstihbaratın uzmanı Yunus bu soruları ona yöneltirlerse hem ben de boşuna vakitlerini almamış olurum izleyicilerimizin. Evet ve zaten bugün de bütün abi attığı tweetlerle zaten şu an gündemi de belirliyor sevgili Yunus Emre Sel. Kendisi Umut Bozok transferine bugün 5 transfer haberi vesaire şeklinde tweetler atmış. O yüzden onu çok almak istedik yayına ama bazı sıkıntılardan dolayı biraz saatini aksattırdık. O yüzden de akşama doğru yine gün içerisindeki canlı yayınlarımıza dahil olacak. Onun dışında ben bir anons yapmak istiyorum. Trabzonspor'un şampiyonluk tişörtünü sevgili Abdullah Avcı'ya imzalatmıştık. Ve buradan bir abonemize hediye edeceğiz. Kanalımıza abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorum kısmına abone oldum yazmanız yeterli. Seçeceğiz buradan bir kişiyi ve ona tişörtünü hediye edeceğiz. Onun için hatta şu andan itibaren tişörtümüz de geldi. Onu da gösterelim. Abdullah Avcı imzasını da gösterelim de sonra kandırıyoruz sanmasınlar abi. Daha etiketini bile çıkartmadık ki ilk kazanan abonemiz kullansın diye şu anda. Şu anda abone olduğum yazan bir kişiyi seçip bu Abdullah Avcı imzalı şampiyonluk tişörtünü yollayacağız. Yayından sonra yazsak olur mu? Ben şu an yazamıyorum da. Abi sen yeter ki de sana yollayalım hemen bir tane. Ben aboneyim zaten de yine de abone oldum yazdım varsayın. Ben çekilişe gireyim. Tamam tamam abi olur. Olur. Ulaş abinin yayını var mı bugün? Bugün aslında onun da yayını vardı ama o da bazı rahatsızlıklarından dolayı katılamadı yayınımıza ama onu da alacağız. Bu kadar transferin üstüne bir türkü şöleni iyi giderdi. Keşke katılsaydı. Ama onun soru cevap videosu yaptık onunla birlikte.